Merhaba sevgili dostlar. Nere burada? Nasılsınız hepiniz? Çok iyisinizdir umarım. Bugün size İskoçya'nın Dunbar kasabasını göstermek istiyorum. Dunbar, Edinburgh'dan 50 kilometre uzaklıkta. Az önce gösterdiğim gibi sağ taraf tren istasyonu. Ve buraya Londra'dan da, Edinburgh'dan da, Northberwick'ten de trenle çok rahat bir şekilde gelebiliyorsunuz. Yani buranın en güzel yanı, buradan Londra'ya, Stansted Havaalanı'na da gidebiliyorsunuz. Londra'ya da gidebiliyorsunuz diye az önce söylediğim gibi Newcastle'a da gidebiliyorsunuz. Nasıl böyle? Sağ tarafındaki Parish Church. Parish Kilisesi. Burası 1987 senesinde bir yangınla çok kötü duruma gelmiş. Ama sonra tekrar burayı restore etmişler. Ha, bu arada şöyle de size bir göstereyim. Sol tarafta deniz, zaten deniz kenarına, sahiline de gideceğiz. Bu da kilisenin arka tarafı. Arkadaşlar bunlar 2. Dünya Savaşı'nda ölen askerlerin mezarlarıymış. Gene rüzgar çıktı, bulutlar geliyor. Herhalde bir yağmura kurban gideceğiz. Her zaman söylediğim gibi bizim yağmurumuz eksik değil burada. Kilisenin sağ tarafında güzel bir deniz manzarası var. Buraya otobüsle de gelebiliyorsunuz. Yalnız bayağı bir sürüyor otobüsle. Yani bir saatten fazla garanti sürer Edinburgh'dan gelecekseniz. Bu arada Dunbar, Keltçe'de Althisar anlamına geliyormuş. Biliyorsunuz bunlar Keltçe konuşuyorlar İskoçlar. Eğer Norveççe, İsveççe, Danca biliyorsanız İskandinavcılar, ona acayip benziyor. Bayağı bir benziyor. Neyse, şimdi ana caddeye doğru yürüyoruz. Bu karşımızdaki gördüğümüz anıt da 2. Dünya Savaşı'nda Dunbar'lı hayatını kaybeden Britanya askerleri için dikilmiş bir tane anıt. Az önce de dediğim gibi, yani bu kilisenin etrafı, bütün mezarlar asker mezarlarıydı. Ya pardon, bazıları değildi ama %70'i, 80'i. Evet. Dunbar'ın High Street, yani ana caddesine doğru yürüyoruz. Dunbar'da 2003 senesinde arkeolojik kazılar yapılmış ve bayağı bir 7. 8. yüzyıldan kalma mezarlar falan filan bulmuşlar. Vallahi onun yerini bulamadım. Bir daha gelir video çekersem umarım o zaman gösteririm. Şu an Dunbar'ın High Street, yani ana caddesindeyiz. Klasik zaten Britanya'nın neresine giderseniz gidin. Kuzey İrlanda'da olsun, Galler'de olsun, İngiltere'de, İskoçya'da. Böyle ana cadde, yani High Street denilen olayı var ve her şeyi oralarda bulabiliyorsunuz. Bu binada bir şey ilgimi çekti de, Edificata 1625, Renovata 1828 herhalde, 1625'te yapılmış, sonra tekrar da 1828 senesinde de restore edilmiş gibi. Anlamadım, Latince herhalde. Şimdi bu Dunbar, John Muir isimli birisi ile çok ünlü. Çünkü Dunbar'da doğmuş. Zaten doğduğu evde müze haline getirilmiş. Birazdan oraya gideceğiz. John Muir'ın heykeli. Şöyle göstereyim. Size kendisi bir tane doğa bilimci, kaşif. Hatta kendisinin adına John Muir yürüyüşleri de yapılıyor. Yani
hatırladığım kadarıyla Glasgow'dan başlıyor. Evet. Şurada Amerikan ve İskoç bayrağı var. İşte John Muir's birthplace, yani John Muir'un doğum yeri diyor. Şu açıdan alırsam. Evet, burası. John Muir'un doğduğu yer. Şimdi diyeceksiniz ki neden Amerikan bayrağı ve İskoç bayrağı var? Burada doğmuş. Sonra ailesi Amerika'ya, Wisconsin eyaletine göç etmiş ve zaten kendisi de orada vefat etmiş. Buyurun. Bedavaya girebiliyorsunuz buraya. Girelim bakalım. Görevliye de sordum ve benim burada kayıt yapabileceğimi söyledi. Daha doğrusu izin verdi, pardon. Buyurun. Hatta kendisi Amerika'da da bayağı bir gezmiş. Burada işte haritada gösteriyor. Indiana eyaletinden başlamış ta şeye kadar, Küba'ya kadar gitmiş. Bakın şurada görüyorsunuz Küba diyor. Şurası da Indiana eyaleti. Gördüğünüz gibi. Burada farmer or fighter, yani çiftçi mi veya savaşçı mı? ...1914'te ölmüş. Burada da bütün kronoloji tarzı bir şey var arkadaşlar. John Muir'un kullandığı kalemmiş. Yakından gösterelim şöyle. Bu müzeden sonra bir yerde oturup bir şeyler yedik. Şimdi de limana doğru gidiyorum. Evet sevgili dostlar, limana geldik. Dunbar Limanı. Şurada gördüğünüz yer Dunbar Kalesi. Artık kale demeye 1000 tane şahit lazım. Tabi sadece onun artık kalıntıları kalmış. Hava bugün 16 derece. Gene bu stakoz yakaladıkları kafesler. Deniz kenarına gittiğiniz her yerde bunları görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Su gayet temiz. Bayağı berrak. Dunbar'a açılan kapı. Limanı. Şu tepede gördüğünüz yerde tam karşı, pardon, şurada göstereyim size. Şurası North Berwick oluyor.
herhalde şu an görebiliyorsunuzdur, bir tane fok var. Lifeboat'ta Büyük Britanya'nın sahil güvenliği. Bu arada İngiltere'nin en büyük ikinci sahil güvenliği burada Dunbar'da varmış. Bunu da size söylemek istedim. Martı sesleri. Balıkçıların balıkları koydukları kasalar bunlar da. Şurada da büyük bir tane bir gemi pervanesi var. Kara bulutlar gene geliyor. Herhalde birazdan yağmur indirecek. Şöyle de komik bir tane kara yakaladık. Güzel köpek. Çok güzel değil mi? Burası da John Muir Country Park, The Glebe. Da buradan limana gidiyor. Arkadaşlar bir de bu Dunbar'da Reuse adında bir tane dükkan var. Burası ikinci el. Her şeyi bulabiliyorsunuz ve bu tarafta olan her şey de bedava. Yani alın götürün bunları. İçeridekilere para vermeniz lazım. Gördüğünüz gibi burada da zaten free stuff diye yazıyor. Böyle içeride elektronik eşyalar var, gördüğünüz gibi lambalar falan filan. Bayağı bir şey, sandalyeler var ev için. Aradığınız çoğu şeyi burada bulabilirsiniz. Ya bunların hepsi ikinci ve aynı zamanda şey, fiyatı da çok makul. Kitaplar sadece bazıları bir puan falan ediyor. Bardaklar falan filan, ne ararsanız var burada. Golf malzemeleri de bulabiliyorsunuz burada. Golf çantaları, golf sopaları, dalış malzemeleri. Dediğim gibi her şey burada ikinci el. Sorry. Çocuklar için oyuncaklar, kıyafetler, her şey var. Mutfak, ağaç gereçleri, bardaklar, tencereymiş, tavaymış, her şey var burada. Böyle yerlerde gayet güzel şeyler de bulabiliyorsunuz arada, yani ikinci el dükkanlarda İngiltere'de. Büyük Britanya'da pardon, bunlar charity shop diye geçiyor. Gitarlar da varmış. Arkadaşlar geldik Dunbar gezimin sonuna. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bir like atarsanız, kanalıma abone değilseniz de abone olursanız bana çok yardım etmiş olursunuz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hadi kalın sağlıcakla.